Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere PlayStation 3 için oyun önerisi yapacağım. PlayStation 3 için bu tarzda çok fazla video yapamadım. PlayStation 4'e yine indirim zamanlarında falan oyun önerisi yapabiliyordum ama PlayStation 3'e böyle video yapmayalı 7-8 ay falan oldu herhalde. O yüzden yeni bir video yapayım dedim PlayStation 3'e de, çünkü benden oyun önerisi isteyen oluyordu yorumlarda. Bir sıralama falan yapmadım bu arada. İlk olarak BioShock 1 ve 2. Bir de 2007 ve 2009 çıkışlı olması gerekiyor. BioShock 1'i oynamıştım. Bir ara PlayStation 4'te collection alıp oynayabilirim gerçi ama BioShock oyunları iyidir. Biraz da korkunç oyunlardır aslında. Oyunun geçtiği yerden dolayı, yani hikaye olarak çok ilgi çekici hikayeleri olduğunu söyleyebilirim BioShock oyunlarının. Oynanış olarak da güzeldir. Eğer ki oynamamışsanız oynayabilirsiniz. Metal Gear Solid 4. Eğer ki gizlilik oyunlarını seviyorsanız deneyebilirsiniz Metal Gear Solid 4'ü. Bende de var da hiç oynamadım. Kojima'nın kötü bir oyunu yok herhalde. Death Stranding'i bitirebildim bir tek Kojima'nın yaptığı oyunlarda. PlayStation'a özel kalmış tek Metal Gear oyunu bu arada, 4. oyun. Yani hikaye olarak çok övülen bir oyundu. Hikayesi konusunda bir fikrim yok oynamadığım için ama eğer ki gizlilik oyunlarını seviyorsanız dediğim gibi oynayabilirsiniz. LittleBigPlanet 2 başka bir oyunsa. Bu da platform oyunu. İlk oyunu oynamıştım, ikinci oyunu oynayamadım. Platform türündeki oyunları seviyorsanız oynayabilirsiniz LittleBigPlanet'i. Eğlenceli oyunlardır aslında ama bir yerden sonra zorlaşıyor oyunlar. İlk oyunda da bir yerde takılıp bırakmıştım. Uncharted 3 başka bir önereceğim oyunsa. Ben PlayStation 3'te bitirememiştim çünkü bir hata veriyordu oyun. Oyunu 2-3 saat kadar oynadıktan sonrasında seste bir sıkıntı oluyordu falan. O yüzden PlayStation 4'teki Remastered versiyonunu oynamıştım. O şekilde bitirebilmiştim Uncharted 3'ü. Güzel oyundur. 3. oyunda hikaye olarak ve oynanış olarak da güzel bir oyun. Yani Uncharted kalitesinde diyebilirim. Yani Uncharted'la zaten kaliteli oyunlar oluyor. Yani hikayesi cidden güzel yazılmış oyunlar. Mass Effect 1, 2 ve 3'ü önereceğim. Yani Mass Effect'leri almıştım. İlk oyunu oynamıştım bir 2-3 saat kadar ilk oyunu oynayabilmiştim. Oynanış olarak eski kalıyor şu anda. PlayStation 3'te oynayacaksanız eğer ki oyunlar hikayesi güzel olan oyunlardır. Uzay temasını falan seviyorsanız deneyebilirsiniz Mass Effect'leri. Resistance 1, 2 ve 3'ü önereceğim. Insomniac'ın yaptığı oyunlarmış, yani PlayStation 4'teki Spider-Man'i ve Ratchet & Clank'i falan yapanlar. O yüzden iyi oyunlardır diye düşünüyorum. Oyunun hikayesi sanırsam uzaylılar hakkında falan. Deus Ex Human Revolution'ı önereceğim. Bu sanırsam 2013'te mi çıkmıştı ne, tam hatırlamıyorum ama. Eğer ki gizlilik oyunlarını seviyorsanız oynayabilirsiniz Deus Ex oyunlarını. Human Revolution'ı oynamıştım ben PC'de ama gizlilik oyunlarını sevmediğim için bir saat kadar oynayıp bıraktım. Hikaye olarak falan güzeldi gerçi ama işte oynanışı benim hoşuma gitmeyince. God of War Ascension, bu Türkçe dublajı da olan bir oyun bu arada. 2013'te çıkan bir God of War oyunu. Oynadığım ilk God of War oyunu bu arada. Ascension çok da sevilen bir oyun değil aslında God of War oyunları arasında, çünkü hikayesi ilk oyunların öncesini anlatıyor. O yüzden çok da beğenilen bir oyun değil herhalde ama benim hoşuma gitmişti. Hikaye olarak çünkü diğer oyunlar kadar çok fazla beğenilmemiş Ascension'daki hikaye. Oynadığım ilk God of War olması ve Türkçe dublajı olması da benim hoşuma gitmişti. Deneyebilirsiniz eğer ki bir PlayStation 3'ünüz varsa. Crysis 1, 2 ve de 3 önereceğim diğer oyunlar. Crysis 2'yi oynamıştım ben PlayStation 3'teki, triloji çıkmıştı 4. Henüz almadım onu. Bir ara oynayacak oyunum kalmadığında alabilirim Crysis trilojiyi. Crysis oyunları aslında güzeldir. Eğer ki FPS oyunlarını seviyorsanız oynayabilirsiniz. Ki Türkçe dublaj da var bu arada oyunlarda. İlk oyunda var mıydı? Vardı. Her Crysis oyununda Türkçe dublaj da vardı. Blur önereceğim başka bir oyunsa bir araba yarış oyunu. Oyunda herhalde 2 kişi olarak da oynayabiliyordunuz. Yani arkadaşınızla falan da oynayabiliyordunuz oyunu. Yani yarış oyunu seviyorsanız oynayabilirsiniz Blur'u. Fallout New Vegas önereceğim başka bir oyunsa. Bu da bir RPG oyunu. Outer Worlds'u yapanlar yapmıştı Obsidian'da değil mi? Evet, Obsidian Entertainment'ın yaptığı bir oyundu. Hikaye olarak beğenilen bir oyun diyebiliyorum ama oynanışı şu anda eski kalabilir çünkü 2011'de çıkmış olan bir oyun. Call of Duty Black Ops 1 ve 2'yi önereceğim. 3 de var da 3 çok beğenilen bir oyun değil. Oynayanların söylediğine göre ben de bir ara almayı düşünüyordum 3'ü ama en kötü Call of Duty'lerden biri herhalde 3. oyun. Black Ops 1 ve 2'yi oynayıp bitirmiştim. 10 saat civarında ana hikayeleri var. Hikayeleri cidden güzel yazılmış oyunlar. Oynanışı da iyiydi Black Ops'ların. Ratchet & Clank Collection önereceğim başka bir oyunsa. PlayStation 3'te ben hiç Ratchet & Clank oyunu oynamadım. Zaten PlayStation 2 döneminde
çıkmış olan oyunlar Ratchet & Clank'ler. 3'te de bayağı bir oyunu vardı. 4'e sadece remake versiyonu gelmişti. 5'te de şu an için sadece Rift Apart var. 3'e bayağı bir oyun çıkarmışlardı Ratchet & Clank oyunlarından. Collection'da sanırsam 3 oyun vardı ama hangileri tam emin değilim ondan ama Ratchet & Clank'ler iyidir. Oynanış olarak eğlenceli oyunlardır. Eğer ki oynamamışsanız herhangi bir Ratchet & Clank oyununu PlayStation 3'te oynayabilirsiniz. Gran Turismo 5 önereceğim başka bir oyunsa. Yine yarış oyunlarını seviyorsanız deneyebilirsiniz. Gran Turismo oyunlarını ben hiç oynamadım şu ana kadar. Başka bir oyunsa Skyrim. PlayStation 3'te vardı bende. Denemiştim de. Çok da benlik olan bir oyun değildi. Çünkü oynanışı çok ağır gelmişti oyunun bana. Yani RPG oyunlarını seviyorsanız deneyebilirsiniz. Skyrim'i çoğu kişi tarafından çok fazla övülen bir oyun ama benim hoşuma gitmedi. Tomb Raider önereceğim başka bir oyunsa. PlayStation 3'te oynadığım aslında ilk oyunlardan diyebilirim. Oynadığım herhalde 3. oyun mu ne? 2013'te çıkan Tomb Raider. Tomb Raider reboot aslında bu 2013'te çıkan. Ben beğenmiştim. Oynanışı ve hikayesi güzeldi. Zaten ondan sonra çıkan Rise of the Tomb Raider ve de Shadow of the Tomb Raider 2013'te çıkanın kopyası tarzında oyunlarda çok da beğenilmemişlerdi. O yüzden o oyunlar. Beyond Two Souls önereceğim başka bir oyunsa. Beyond Two Souls'u PlayStation 4'te oynayabilmiştim. Quantic Dream'in yaptığı Heavy Rain ve Detroit kadar güzel olmasa da Beyond Two Souls da yine de oynanabilecek iyi oyunlardan birisi bence. Hikayesine çünkü çok da fazla etki etmiyordu sizin yaptığınız seçimler. Yaptığınız seçimler sadece oyunun sonunu değiştiriyordu. Yani o yüzden benim çok da beğendiğim bir oyun olmamıştı Quantic Dream'in diğer oyunlarına kıyasla ama yine de oynayabilirsiniz. Hikayesi falan güzeldi. Heavy Rain, Quantic Dream'in yaptığı başka bir oyun. Beyond Two Souls'a kıyasla ben daha çok beğeniyorum Heavy Rain'i. Çünkü bu oyunda yaptığımız seçimler cidden oyuna etki ediyor ve yaptığınız seçimden dolayı bir karakteri falan kaybedebiliyorsunuz oyunda. O yüzden daha çok hoşuma gitmişti Heavy Rain benim. Yani hikayesi de bu arada polisiye bir katili arıyorsunuz oyunda 4 tane karakteriniz ile. Bayağı güzel bir oyundu. Ben 2 kez bitirmiştim. Önereceğim diğer oyunlarsa GTA 4 ve de 5. İkisini de önereyim bari dedim. Çünkü GTA 5'i herhalde oynamaya kalmamıştır ama 4'ü eğer ki oynamamışsanız oynayabilirsiniz. PlayStation 3'te oynadığım ilk oyundu GTA 4. Önereceğim diğer oyunlarsa Infamous 1 ve 2. Birinci oyunu bitirdim. 2'ye de henüz başlamadım. İlk oyun 7-8 saat kadar sürdü ama PlayStation 3'te çok da güzel çalışmıyor. Keşke bu oyundan remastered'ını yapsalar çok daha iyi olabilir. Biraz kasıyordu oyun PlayStation 3'te ama yine de bitirmiştim. Yani oyunun bölüm tasarımları çok da iyi değildi ilk oyunun. Çoğu bölüm yer altında geçiyordu. O bölümlerde sıkılmıştım biraz ama oyun yine de oynanılabilir. Fena bir oyun değildi ilk oyun. Call of Duty Modern Warfare üçlemesi önereceğim başka oyunlarsa. Modern Warfare üçlemesini henüz oynayamadım. Herhalde Black Ops'lardan önce çıkmıştı Modern Warfare oyunları. En çok beğenilen Call of Duty oyunlarından. Oynamamışsanız siz de benim gibi oynayabilirsiniz. Ben de bir ara oynayacağım. L.A. Noire önereceğim başka bir oyunsa eğer ki bu tarzda polisiye türünde oyunları seviyorsanız L.A. Noire'ı kesinlikle öneririm. Oyun bir 20 saat kadar sürüyor herhalde ve oyundaki cinayetleri çözüyorsunuz. Benim hoşuma gitmişti. Zaten Rockstar'ın yaptığı bir oyun bu arada. Önereceğim diğer oyunlarsa Killzone 2 ve 3. İlk oyun zaten PlayStation 2'ye çıkmıştı. O yüzden onu oynayamadım. İkinci oyun hikaye olarak bence daha iyi ama 3. oyun ise oynanış ve grafik olarak ikinci oyundan daha iyi olan bir oyun. İki oyunu da oynayabilirsiniz. Zaten 7-8 saatte biten oyunlar. Türkçe dublajları falan da vardı. Assassin's Creed 2 önereceğim diğer bir oyun ise. İkinci oyun 15-20 saat sürüyor herhalde. Ben bitirene kadar bayağı bir uğraşmıştım. En iyi hikayeye sahip Assassin's Creed'lerden birisi denebilir ikinci oyun. Zaten Ubisoft artık Assassin's Creed'lerin hikayelerini pek de umursamadığı için. İkinci oyunda hala da uğraşıyorlardı hikaye konusunda. İlk oyunda batırdıktan sonrasında ikinci oyunda cidden güzel toparladılar. İkinci oyunun cidden karakterleri, hikayesi ve oynanışı da ilk oyuna kıyasla güzeldi. God of War Collection önereceğim diğer bir oyunsa. Collection içerisinde 1 ve de 2 vardı. Yani çok eski oyunlar gerçi. God of War 1 2005 çıkışlı. God of War 2 ise 2007 çıkışlı diye hatırlıyorum. Eski oyunlar bayağı bir ama katlanabiliyorsanız eski oyunları kesinlikle oynayın God of War'ları. Bioshock Infinite önereceğim başka bir oyunsa. Zaten 1 ve 2'yi önermiştim. Infinite'i de kesinlikle oynayın. İlk 2 oyunu oynadıktan sonrasında ki hikayeler bağlantılı değil birbirine ama Infinite de güzeldi. Benim zaten bitirebildiğim tek Bioshock şu an için. Oynanışı ve oyundaki hikaye bayağı bir iyiydi diyebilirim. Hikaye hakkında pek de konuşmayacağım çünkü spoiler'a girecek. God of War 3 önereceğim başka bir oyunsa. Yani hack and slash God of War'lardan benim en beğendiğim oyun diyebilirim God of War 3 için. Yani Yunan mitolojisindeki bütün tanrıları kestiğiniz bir oyun 3. oyun. Pek uzun süreli değiller hack and slash olan eski God of War oyunları ama güzel bir oyun yine de. Yani şu anda çıkalı 12 yıl falan oldu. 2010'da çıkmış bir oyun ama yine de gideri vardır oyunun. Ben 2018'de oynamıştım. Yine de iyi
gözüküyordu yani oyun grafik olarak ve oynanışı da eğlenceliydi. Red Dead Redemption önereceğim başka bir oyun ise zaten oynamaya kalmamıştır herhalde PlayStation 3 sahipleri arasından. Benim PlayStation 3'te oynadığım en iyi oyunlardan birisiydi diyebilirim Red Dead Redemption için. 15-20 saat civarında sürüyordu. Oyunun hikayesi, teması ve oynanışı cidden güzeldi. Uncharted 2 önereceğim diğer bir oyun ise ilk 3 oyunun arasından en beğendiğim oyun benim ikinci oyun. Uncharted oyunları arasından en uzun oyun bu arada. Diğer oyunlar 23 bölümken 26 bölümdü ikinci oyun. Bayağı bir aksiyonlu geçen bir oyun aslında. Zaten Uncharted oyunlarının aksiyon sekansları bayağı bir iyidir. İkinci oyunda da bu aksiyon sekanslarından bayağı bir var. Oynamamışsanız kesinlikle oynayın Uncharted oyunlarını PlayStation 3'te. Son oyuna geldim. Zaten tahmin etmişsinizdir. Last of Us PlayStation 3'te sadece bir kez bitirebilmiştim. Remastered versiyonunu daha sonrasında 6 kez bitirdim. Yani hikaye olarak PlayStation 3'e çıkmış en iyi oyun diyebilirim ben Last of Us için. Oynamamışsanız kesinlikle oynayın Last of Us'ı. Oyunlar da bu kadardı. Daha fazla bu tarzda video görmek istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz ve kanala eğer ki abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.